Biliyor musunuz? 2020 yılı Şubat ayında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çağçoğlu'nun "Müsaade ederseniz çocuklarımızın can güvenliği için Aydın'daki tüm okulların karot testlerini biz yapalım, çürük olanları yıkalım, güçlendirilmesi gerekenleri biz güçlendirelim" çağrısıyla AKP Aydın Milletvekili "Testleri biz yaptık. İlimizde 160 okul çürük. Biz yaparız." cevabını vererek Özlem Çağçoğlu'nun önerisini reddetti. Geçen yıllar içerisinde Atatürk Anadolu Lisesi, Ticaret Odası İlkokulu, Umumurlu Fatih İlkokulu, Nazilli Cumhuriyet İlkokulu gibi birçok okul apar topar boşaltılarak başka okullara taşınmak zorunda kaldı. İki okulun bir arada eğitime devam etme zorunluluğunun gelmesiyle tam gün eğitim yapan onlarca okul ikili eğitime geçti ve çocuklarımız sabahları 7.20'de çalan ders zilinde gece karanlığında okula gitmeye ve yine akşam karanlığında evlerine dönmeye başladı. 50 kişi yaşayan sınıflarda Aydın'da eğitim kalitesi gitgide düşmeye, 2000'li yılların başlarında Türkiye Genel Üniversiteye giriş sınavlarında hep ilk 3 il arasında olan Aydın, artık bırakın ilk 3'ü, ilk 20'de bile kendine güçlükle yer bulur hale geldi. Milli Eğitim ise çareyi sıralama sonuçlarını açıklamayarak tepkilerin önüne geçmeye çalışmakta buldu. Bugüne geldiğimizde artan kırtasiye ve kuş masrafları, yaşadığımız derin ekonomik kriz bir yandan, sabaha karşı okula gitmeye çalışmak diğer yandan, Aydınlı devlet okulları ne yazık ki yitirdiği nicelikle niteliği tartışmayı dahi bir kenara bıraktı. Geçen yıllar içerisinde çürük olduğu iddia edilen 160 devlet okulundan kaç tanesi yenilendi, kaç tanesi çürük olmasına rağmen hala eğitime devam ediyor, boşaltılarak metruk bırakılan, güçlendirmeye yönelik tek bir faaliyet olmayan okullarımız ne zaman yenilenecek bilmiyoruz. AKP'nin 12 yıllık milletvekili, KİT Komisyonu Başkanı ve müzmin mağlup belediye başkan adayı Mustafa Savaş, bu çürük okullardan birini olsun ziyaret ederek çocuklarımıza yaşattıkları vahim tabloyu görmek ister mi, onu da bilmiyoruz. Ancak talep ederse çürük, metruk, can güvenliği olmayan 160 okulun adresini kendisine memnuniyetle ileteceğimizi bilin istedik.